Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün rasyonel sayılarda sadeleştirme ifadelerine bakacağız. Hadi bakalım kullanım alanları ve faydalarını, bir de ödevlerimizi bir konuşalım. Sonra konuya hızlı bir giriş yapalım. Bu konu başlığında rasyonel ifadelerin pay ve payda kısmında ortak çarpan varsa hem pay hem de payda bu ortak çarpana bölünüyor. Ne yapıyoruz aslında? Bu ifadeyi en sade haline getiriyoruz. Diyor ki, böylece diyor ifade en sade haliyle kalır ve problemlerin çözümü kolaylaşır diyor. Peki bu konuyu bitirdikten sonra hangi sorumluluklarımız olacak? Ödevlerimizle konuşursak, sıfırdan ona matematik eğer kullanıyorsak, sayfa 184'ten 193'e kadar sorumluyuz. Dinamo matematik kullanıyorsak, sayfa 194'ten 206'ya kadar sorumluyuz arkadaşlar. Bu ifade, rasyonel ifadeleri sadeleştirme meselesi kesinlikle son derece önemli. Niye? Çünkü aslında biz çarpanları ayırmada gördüğümüz, işte ortak çarpan parantezini almayı, iki kare farkı, tam kare gibi ifadeleri tekrardan şöyle bir tekrarlamış olacağız. Senin için de çok iyi bir tekrar olacağını düşünüyorum. En son yapacağımız ifade çarpanlarını ayırdıktan sonra bunları sadeleştirmek olacak. O halde başlayalım. Sorumuzda x kare eksi 2x eksi 8 bölü x kare eksi 16 ifadesinin en sade halini bulalım demiş. Buyurun efendim, başlıyoruz. Üst tarafı çarpanlarına bir ayırmam lazım. Hatırlarsan burasını xx, bu eksi 8'i de eksi 4'e 2 diye mi ayırsam, 4'e eksi 2 diye mi ayırsam, eksi 8'e 1 mi, 1'e eksi 8 mi gibi düşündüğümüz ax kare artı bx artı c tarzındaki ifadelerde çarpanlara ayırma başlığında konuşmuştuk. Burasını eksi 4'e 2 diye bir deneyeyim. Çapraz çarpım yapıyorum. Eksi 4x. 2 ile x'i çarpıyorum. 2x. Ve burasını toparladığımda karşılığı ne gelecek? Eksi 2x gelecek. Peki. Alt taraf. Diyeceksin ki ne oldu hocam üst tarafa? Üst taraf şu an tuttu. Bakın ortadaki eksi 2x'i verdi. Alt tarafa geçiyorum. Alt tarafla alakalı da x eksi 4, x artı 4 yazacağım. Bunu kabul edenler kimler? O kabul edenleri tebrik ediyorum. Çünkü x kare eksi 16'yı şöyle düşünmek lazım. X kare eksi 4'ün karesi. Bu neydi? 2 kare farkı. 2 kare farkı nasıl açıyorduk? Karelerini iptal edip bir eksili bir artılı. Yani x eksi 4, x artı 4 diye açıyorduk. O halde üst tarafa tekrardan dönersem, karşılıklı bağladığımda x'de 2'yi, x artı 2'ye x eksi 4. Alt taraftaki ifadenin çarpanlarına ayrılması da x eksi 4, x artı 4. X eksi 4'ler sadeleşti. Çarpım durumdalar neticede. Bu durumda x artı 2 bölü x artı 4 bizim için bu ifadenin en sade hali oldu. Şimdi sorumuz daha karizmatik bir soru. X küp artı 3x kare artı 2x artı 6 bölü 3x kare artı 8x eksi 3 demiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Şu ilk iki terimi ve son iki terimi ayrı değerlendireceğim. Biliyorsun çarpanlar ayırma başlığı altında bunları konuştuk biz. Dörtlü terim olduğunda ikili ikili gruplamamız gerektiğini söylemiştik. Yukarıdaki x küp 3x kare ifadesinde x kareler ortak. X küp biliyorsun x kare ile x'in çarpımı. X kareyi parantezin dışına aldığıma göre x içeride kalacak. 3x karenin x karesini dışarıya atmışım, 3 içeride kalacak. Artı 2x artı 6'da da ortak olan ifademiz kim? Sadece 2. O zaman 2'yi parantez dışına attığımda x'i parantez içerisine yazıyorum. 6 sayısı biliyorsun 2 ile 3'ün çarpımı. 2'yi dışarı attığına göre 3 nerede kalacak? İçeride kalacak. Bölü diyorum. Alt tarafa geçmeden önce şu üst tarafla alakalı meselemizi bir halledelim. X artı 3'ler ortak. X artı 3 parantezine aldığımda üst taraf x kare artı 2 parantezinde kalır diyoruz. Çünkü malumunuz bu x artı 3'ün önünde x kare, bunun içerisinde önünde de 2 var. Dolayısıyla parantezimin içerisi x kare artı 2 gelecek. Şimdi alt tarafı gidelim. Alt tarafa geldiğimde şurası 3x kare artı 8x eksi 3 diye yazdım. 3x kareyi 3x x diye ayırırken buradaki eksi 3 ise 3'e eksi 1 olarak ayırmayı düşünüyorum. Tutmazsa değiştiririz. Çarpıyorum. Çapraz. 9x. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Eksi x. Dolayısıyla buradan karşılığı ne geldi? 8x. Ortadakine verdi mi? Verdi. O zaman karşılıklı birleştireceğim. 3x eksi 1 x artı 3 oldu aşağısı. 3x eksi 1 çarpı x artı 3. X artı 3'ler çarpım durumunda olduğu için sadeleştiler. Dolayısıyla üst taraftan x kare artı 2 gelirken alt taraftan da 3 eksi 1 geldi. Dolayısıyla ifadenin en sade hali budur diyoruz. Unutma, dörtlü olduğunda ikili ikili grupluyoruz. Biz birinci ile ikinciyi, üçüncü ile dördüncü kenarlarına aldık. Tutmayabilirdi. Ne yapıyoruz o zaman? Birinci ile 3, iki ile 4 diyerek farklı farklı ikili varyasyonları deniyoruz. Alttaki ifade de ax kare artı bx artı c ifadesinin çarpanlarına ayrılma biçimiydi.
A'nın katsayısı bu sefer 1 değil 3. Dolayısıyla birazcık daha meşakkatli oluyordu hatırlarsan. Ama ve lakin sorunun altından kalktık. Sorumuz diyor ki A diyor 30, B 12 olduğuna göre A artı B'nin karesi eksi 4AB bölü A kare eksi B kareyi diyor bulur musun? Bulalım. Şimdi A artı B'nin karesini bir açalım. A kare artı 2AB artı B kare. Bu arada aklınızdan şunu olur geçmesin. Hocam A yerine 30 yazayım, B yerine 12 yazayım. Bulayım yani ben bunu. Olur. Olmasına olur. Yanlış olmaz. Ama biraz uzun olur. Ben şimdi ifadeyi sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireceğim. En son A yerine 30, B yerine 12 yazacağım. Haberiniz olsun. Eksi 4AB bölü elimdeymişken aşağıdaki A kare eksi B kareye de bir müdahale etmek istiyorum. Malum orası 2 kare farkı. A eksi B, A artı B olarak çarpanlarını ayırdım. Şimdi şuradaki 2AB'yi ve buradaki eksi 4AB'yi görüyorsan oraları toparladığımda A kare 2AB ile eksi 4AB işleme girdiğinde eksi 2AB kalacak artı B kare olacak. Bölü alt taraf A eksi B, A artı B. Arkadaşlar üst taraftaki A kare eksi 2AB artı B kare bir şeyin açılımı. Neyin açılımı? A eksi B'nin kare açılımı. A eksi B'nin parantez karesi. Bölü aşağıda da A eksi B ile A artı B'miz var. A eksi B'lerden bir tanesi gitsin. Hocam kareyi nasıl sildin? A eksi B'nin karesi ne demek güzel kardeşim? A eksi B ile A eksi B'yi çarpmak demek. A eksi B'lerden bir tanesini sadeleştirdim ve bir tanesi kaldı. Yukarıda hala görüyorsun A eksi B'miz var. Bölü A artı B. Artık bu ifadenin sadeleşebilme ihtimali buraya kadar deyip A yerine 30, B yerine 12 yazıyorum. 30'dan 12'yi çıkarttığımda 18, 30'da da 12'yi topladığımda 42 gelecek. 2'ye böldüğümde 9 bölü 21, 3'e de böldüğümde 3 bölü 7 gelecektir aradığımız sayının sonucu. Sorumuz diyor ki m küp artı n küp bölü m kare eksi n kare bölü m kare eksi mn artı n kare bölü 2m kare eksi 2mn. Tamam, başlıyorum. M küp artı n küp benim tanıdığım ifadelerden bir tanesi. Nasıl ayırıyordum bunu çarpanlarına? Önce küpleri siliyordum m artı n. Sonra yan tarafına m eksi n'nin karesini açıyorduk ama ortası ikisiz olan. Yani m kare eksi mn artı n kare. Tamam, bu okey. Geldim m kare eksi n kareye. Bunu artık adın soyadın gibi biliyorsundur diye tahmin ediyorum. 2 kare farkı burası. Yani m eksi n ile m artı n'nin çarpanlarına ayrılmış hali. Şu m kare eksi mn artı n kare yapabileceğimiz bir şey yok. Çarpanlarına ayrılmaz. Fakat şuradaki 2 m kare eksi 2 mn ifadesi ortak bir paranteze alınabilir gibi geldi bana. 2'ler ve m'ler ortak. 2m parantezini aldığımda 2m karenin 2m'sini aldığıma göre bir tane m'si kaldı. 2mn'nin 2m'sini aldım. Buradan da n'si kaldı. Şimdi artık bunları yazayım. M artı n çarpı m kare eksi mn artı n kareydi. M küp artı n küpün açılımı. Bölü. Alt tarafta da m eksi n bölü m artı n'miz var. Şimdi burada bir şey yapacağım. Ne olur dikkat edin. Bakın burada bir bölme var. Malum birincisi olduğu gibi kalıyor. İkincisi ters çevirip çarpılıyor. Onu da yapayım bu arada. Yani alttaki yukarı geliyor. 2m parantezine almıştık m eksine. Burada m kare eksi mn artı n karem kaldı. M kare eksi mn artı n kareler gitti. M eksi n'ler gitti. M artı n'ler gitti. Çünkü bunların hepsi çarpım durumunda. Kalan ifademiz buradan 2m olacaktır diyoruz. Sorumuz diyor ki x artı y 10 ise bize diyor lütfen diyor şu verdiğim ifadenin değerini diyor bul. Şimdi arkadaşlar burada bir x kare eksi y kare gözüme çarpmadı değil. Bu x kare eksi y kareden biraz yürümeye çalışalım. Bakalım bir şeyler elde edebilecek miyiz? X kare eksi y kareyi çarpanlarına ayırsam x eksi y x artı y malumunuz orası 2 kare farkı. Buradan da 20 y geldi. Bölü. Alt taraftaki x kare eksi y kare de aynı operasyonu yapsam. X eksi y, x artı y. Buradan da eksi 20 x'im var. Şimdi x artı y ne kadar da 10. O zaman burada x artı y gördüğüm şuralara 10 yazıyorum. Bakalım neler olacak. Onu dağıttığımda 10 x eksi 10 y artı 20 y. Bölü. Onu dağıtıyorum şurada. 10 x eksi 10 y eksi 20 x. Şimdi yukarısına bir bakarsak. 10 x ile alakalı bir şeyimiz yok burada. Fakat eksi 10 y ile 20 y'yi topladığımda arkadaşlar bir 10 y'miz gelecek. Bölü. Burada da
Eksi 10y ile bir işimiz yok. 10x'ten 20x'i çıkarttığımda eksi 10x eksi 10y'ye gelecek. Arkadaşlar yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadenin ters işaretlisi. O halde 10x artı 10y ile eksi 10x eksi 10y'yi sadeleştirdiğimde buradan sorumun cevabının ne gelmesini beklerim? Eksi 1 gelmesini beklerim. Sorumuz diyor ki x kare eksi 3x artı a bölü bx eksi 14 rasyonel ifadesinin en sade hali x artı 4 bölü 2 olduğuna göre diyor. A diyor B'ye bölündüğünde sonuç diyor kaç olur? Şimdi bak arkadaş. Madem yukarısı x artı 4 olarak kalmış. Hani sadeleşmiş x artı 4 olarak kalmış. O zaman burada bir 4 çarpanı olmalı. Bir tane de bir soru işaretimiz olmalı. Soru işaretiyle 4'ü çarptığımızda a gelmeli. Bir de bir şey daha biliyoruz biz. X karenin malum katsayısı pozitif olduğundan dolayı bu durumda 4 ile soru işaretinin toplamının da eksi 3 olması lazım. O zaman soru işareti tamam. Soru işaretinin karşılığını buldum ben. Soru işaretinin karşılığı eksiydi. Çünkü 4 ile neyi topladığımda malum eksi 3 olacak? Eksiydi. Siz bunları malum şöyle yazdıktan sonra ki bu arada A'nın karşılığının eksi 28 olduğu da ortaya çıktı. Üst taraf çarpanlarına ayrıldığında x eksi 7 x artı 4 gelecek. Alt tarafta da bx eksi 14'ümüz var. Şimdi bak güzel kardeşim. Sadeleşmiş ve x artı 4 kalmışsa kim sadeleşmiştir? X eksi 7 sadeleşmiştir. X eksi 7 bx eksi 14 ile sadeleştiğinde ne kalmış? 2 kalmış. O zaman x eksi 7'nin 2 katı olmalı burada. Yani 2x eksi 14 olmalı. İnanmadın mı? Hemen inandıralım. X eksi 7 x artı 4. Aşağıdaki 2x eksi 14 ise 2 parantezini aldığımda buradan x eksi 7 gelir. X eksi 7 ile sadeleştiğinde gördüğün gibi x artı 4 bölü 2 gelecektir. Yani bu aşağıdaki bx eksi 14 hakikaten benim dediğim gibi x eksi 7'nin 2 katıymış. Peki bu durumda a'yı ne bulduk biz? Eksi 28. B'yi ne bulduk? 2. Eksi 28'i 2'ye böldüğümde aradığımız sonuç eksi 14 olacaktır diyoruz. Bu üstüne düşünülmesi gereken sorulardan bir tanesi. Bilhassa üst taraf. Ne dedik başlarken? X artı 4 sadeleştirme sonucuna kalmışsa 4 buradaki sayılardan bir tanesi olmak zorunda. Buraya bir soru işareti demiştik. 4 ile eksi 7'nin toplamı da eksi 3'e eşit. Çünkü x karenin katsayısı 1. X karenin katsayısı 1 olmazsa malum çapraz çarpımlar yaparak bakmak zorundasınız. O birazcık daha zorlayabilir. Malumunuz bunun üzerinden de eksi 7 bulup oradan yürüdük. K bir gerçek sayıymış. X kare artı kx artı 18 x kare eksi x eksi 6 kesi sadeleşi 1'e bir kesir olduğuna göre kendin alabileceği değerlerin toplamı istenmiş. Bak bir önceki sorunun aslında benzer bağlantıları içeren bir mevzusu bu. Önce aşağıdaki ifadeyi bir çarpanlarına ayırayım arkadaşlar. Burasını xx diye, burasını da eksi 3'ü artı 2 diye ayırsam çapraz çarpımlar yaptığımda malumunuz eksi x gelecek topladığım sonuçta. Kardeşim o halde çarpanlarını ayırmış olduk burayı. Bu durumda x eksi 3 x artı 2 diye yazdım. Şimdi x kare artı kx artı 18 nasıl bir ifade bu? Sadeleşebilir bir ifade. Ama kiminle sadeleştiğini biliyor muyuz? Hayır. Bir önceki soruda biliyorduk. Diyelim ki eksi 3'te x eksi 3'te sadeleştiğini düşünelim. O zaman çarpanlardan bir tanesi eksi 3 olmalı. Peki bir tanesi eksi 3 ise diğeri ne olmalı? Çarptığınızda 18 olacağına göre demek ki diğeri de eksi 6 olmalı. X karenin katsayısı 1 olduğundan dolayı bunların toplamları bize K'nın alabileceği ilk değeri vermiş olacak. Eksi 9. Şimdi diyorum ki belki de sadeleşen eksi 3 değildir. Belki sadeleşen 2'dir. O halde buraya 2 yazıyorum. 2 ile neyi çarptığında 18 yapar sorusuna karşılık burası 9 oluyor. 2 ile 9'un toplamı K'yı vereceğinden dolayı K'nın diğer değeri de 11 gelecektir. Bu durumda K'nın alabileceği değerler eksi 9 ile 11'i topladığımda karşılığı bize 2 gelecektir diyoruz. Yine güzel sorulardan bir tanesiydi. Bu sorulara tekrardan özenli olarak bakmanı özellikle rica ediyorum. Tekrardan bir dinle benden. Ne yapıyorum? Kiminle sadeleştiriyorum? Hangi adımları izliyorum? Çok çok önemli hikayeler bunlar. Şimdi sorumuz böyle biraz karizmatik geldi bana. X kare eksi 2x'in karesi eksi 7 çarpı x kare eksi 2x eksi 8 diye bir üst taraf. Alt tarafta da x kare artı x eksi 2 diye bir taraf var. Şimdi bak bu üst taraf bana tanıdık. Nereden tanıdık? Çarpanları ayırmada değişken değiştirme diye bir şeyden bahsetmiştik. Oradan tanıdık. O halde ben şu x kare eksi 2x denilen yerlere t desem arkadaşlar. Bu durumda t kare eksi 7t eksi 8 diye yazabilirim. Bunu t'ye t, bunu da eksi 8'e artı 1 diye ayırdığımda bu ifade t eksi 8 t artı 1 gelecektir. Şimdi t'lerin yerine tekrardan x kare eksi 2x'leri ilan edelim.
x kare eksi 2x eksi 8. Burası da x kare eksi 2x artı 1. Güzel, bu hale getirdik. Bölü alt tarafta da x kare artı x eksi 2 var. Şimdi gelin bunları çarpanlarına ayıralım. Burası için xx, burası için eksi 4'e 2 diyorum. Çarptığımda eksi 8, topladığımda da eksi 2'yi verecekler. Burası için xx, burası için ise eksi 1'e eksi 1 diyorum. Çarptığımda 1, topladığımda ortadaki eksi 2'yi verecekler. Burası xx, burası da artı 2'ye eksi 1 diyorum. Çarptığımda eksi 2, topladığımda ortadaki x'in katsayısı olan 1'i vermiş olmalı. Bu durumda çarpanlarına ayrılmış hali ilk ifadeden x artı 2'ye x eksi 4. İkinci ifadeden x eksi 1 çarpı x eksi 1, ki zaten burası x eksi 1'in karesi, isterse öyle de yazılabilir. Bu da x artı 2 çarpı x eksi 1 olacak. Buyurun sadeleştiriyoruz. X artı 2'ler gitti, x eksi 1'ler gitti. Kalan ifademiz x eksi 4 ile x eksi 1'in çarpımı şeklinde olacaktır. Değişken değiştirme son derece işi kolaylaştırır, ne olur dikkat. X ve Y pozitif gerçek sayılar olmak üzere x kök x, y kök x bölü x, vay vay vay, bölü kök x artı kök y bölü kök x artı kök y. Acaba diyorum biraz ortak parantezi alsak mı? Mesela ilk ifadede görüldüğü gibi kök x'ler ortak. Kök x parantezini alarak bir başlayayım orayı. Kök x parantezini aldığımda burası x eksi y, burası x. Şuradaki bölmeden bir kurtulayım. Hocam toplama var. O biliyorsun işlem önceliğinde en son sırada. Önce bölme. Bunda birinci olduğu gibi kaldığı için ikinciyi ters çevirip çarpayım şöyle. Kök x. Burası da kök x artı kök y artı kök y'mizi de unutmayalım. Şimdi bak güzel kardeşim. Sorunun gidişatını eğer devam ettirebilmek istiyorsan burada şurada parantez içerisinde var olan x eksi y'yi bir şekilde çarpanlarına ayırman lazım. Hocam x eksi y zaten sade bir ifade değil midir? Aralarında eksi olan iki terimli her türlü çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın x'i kök x'in karesi olarak düşünürsem, buradaki y'yi de kök y'nin karesi olarak düşünürsem, burası şöyle olmaz mı? Bakın yazıyorum, kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi. İki kare farkı çıkarttın hocam oradan. Çok haklısın. Kök x, burası da kök x artı kök y, bir de yanımızda kök y'miz var. O zaman iki kare farkı diye yazdıysak artık açalım onu. Kök x çarpı, nasıl açıyorduk? Kareleri sil, bir artılı bir eksi. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y bölü x çarpı kök x ve burada da kök x artı kök y'miz artı kök y'miz var. Kök x artı kök y'ler gitti. Kök x ile kök x'i çarptım, x. Aşağıdaki x de gitti. Ne kaldı arkadaşlar burada? Sadece kök x eksi kök y'miz var. Artı bir de kök y'miz var. Bu durumda eksi kök y artı kök y'yi toplayınca götürdü. O halde karşılığı buradan kök x geldi diyoruz. Bak, çok önemli bir soru tipiydi. Ne olur unutma. X eksi y ifadesini ayırmak zorunda kalırsan bunu nasıl düşünüyormuşsun? Kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi olarak düşünüp iki kare farkından açabiliyormuşsun. Önemli bir soru tipiydi. Sıradaki sorumuzda koca koca sayılar vermişler. 1012'nin karesi eksi 1011'in karesi bölü kök içerisinde 2022 çarpı 2000. Oo, bir sürü şey var. Şimdi önce şöyle başlayalım. Yukarıda iki kare farkı görüyorum. Bak, kare kare, arada da eksi var. Dolayısıyla bunu 1012 eksi 1011 1012 artı 1011 olarak yazdığım. Alt taraftaki tanıdık arkadaşlar. Bak, bu konu anlatımlarını sana hazırlarken bir şeyi alıp diğer yerde kullanabilmen maksadıyla oluşturduk. Bu temelin üzerine inşa ettik. Dolayısıyla 2022'ye x derseniz 2024'ün karşılığı bu durumda x artı 2 olacaktır. Çarpalım. X çarpı x artı 2'den x kare artı 2x geldi. Yanında da ne var? 1. Bu nerede? Kök içerisinde. X kare artı 2x artı 1, ne be güzel kardeşim. X artı 1'in karesi. Bu da bunu götürecek. Aslında mutlak x artı 1 olarak çıkartacağız ama x 2022 olduğu için normal çıkartmamda herhangi bir mahsur yok. Çünkü neticede x kocaman bir sayı. X 2022 idi. 1 de buraya eklediğimde alttaki ifadenin sonucu 2023'müş. Arkadaşlar 1012'den 1011'i çıkarttığımda zaten 1. 1012 ile 1011'i topladığımda 2023. Alt tarafta da bir 2023'ümüz var. Dolayısıyla buradan da sadeleştiğinde karşılığı ne olacaktır? 1 olacaktır diyoruz. 2023 özellikle seçtiğimiz sayılardan bir tanesiydi. Malum
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Sorumuz çok ama çok karışık geldi benim gözüme. Muhtemelen seni de gördüğünde korkutmuş olabilir. Falan yapmış olabilirsin. 5 üzeri 9 eksi 1 bölü 5 üzeri 6, 5 üzeri 3 artı 1. Şimdi bak, ben bunu sayılardan birazcık kurtarayım. Seni birazcık da aklına yatırmaya çalışayım. Burada 5 üzeri 3'ler ortak. 5 üzeri 3 ifadesine gelin beraber x diyelim. Bu durumda 5 üzeri 6 bunun karesi olacağından dolayı x kare. 5 üzeri 9 da bunun kübü olacağından dolayı x küp olacaktır. Malum 3, 6 karesi alınmış halde. Nasıl ya hocam? Şöyle. Malum karesini aldığına ne oluyor? 5 üzeri 6 oluyor. Kübünü alırsan da 5 üzeri 9 oluyor. O halde bunları gelin yerleştirelim. 5 üzeri 9 x küp eksi 1. 5 üzeri 6'ya x kare dedik. 5 üzeri 3 zaten x, burası da 1. Şurasını malum 1'in kübü olarak düşündüğümde nasıl yapıyorduk bunu? Küpleri at, x eksi 1. Yan tarafına x artı 1'in karesi gibi olan kısmı aç. Ama ikisi yoktu onun. Yani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi şeklinde yazıyorduk. Oo, aşağıda da aynısından var. O zaman onlara hoşça kal diyoruz. Bu durumda cevabımız x eksi 1 olmayacak tabii. Çünkü x neydi? 5'in kübü. 5'in kübü ne kadar? 125. X yerine 125 yazdıktan sonra aradığımız sayımız 124 olacaktır. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var malum. Ama ödüllü sorudan önce ne yapıyoruz? Geçen dersin ödüllü sorusunu size bir çözüyoruz. Evet, geçen dersin ödüllü sorusu demişti ki bize, düz bir yolda aralarında x küp artı 8 metre uzaklık bulunan Ali ve Berk birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlardı. Ali dakikada x metre, Berk dakikada 2 metre sabit hızla yürüyordu. Biraz 9. sınıfı hatırlaman gereken mevzulardan bir tanesi. Kişiler birbirlerine doğru gelirlerken hızları ne yapıyoruz? Topluyoruz. O zaman Ali'nin dakikada hızı x'ti, Berk'inki 2'ydi. Demek ki bunlar her dakika birbirlerine x artı 2 metre yaklaşıyorlar. Eğer siz yolu, yani x küp artı 8'i hızlar toplamı olan x artı 2'ye bölerseniz bizden istenilen kaç dakika sonra karşılaşacaklar mevzusunu yakalamış oluruz. X küp artı 8'deki 8'i 2'nin kübü olarak yazarsam. Ve yukarıdaki ifadeyi malum küpleri atıyoruz. X artı 2. Yan tarafa da x eksi 2'nin karesini açıyormuşuz gibi yapıyorduk. Çarpı ikisi yok ortadaki. X kare eksi 2x artı 4 bölü x artı 2. X artı 2'lere hoşça kal dediğimizde bulduğumuz x kare eksi 2x artı 4 meselesi bizim için ne olacaktır arkadaşlar? Aradığımız cevap olacaktır. Şimdi sırada da bu dersin ödüllü sorusu var. Demişiz ki a kare artı b kare bölü a çarpı b eksi b kare bölü a kare artı ab eksi a kare bölü b kare artı ab ifadesinin sadeleştirilmiş biçimini bulabilir misiniz demişiz. Hadi bakalım, başarılar. Önce bu soruyla ilgileniyoruz. Ardından da ödevlerimizi sakın ama sakın ihmal etmiyoruz. Ne kadar çok soru çözersek matematiğimiz o kadar gelişir. Hadi bakalım arkadaşlar, hepinize başarılar.